Evet arkadaşlar selam. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün köydeyiz. Ordu'dayız. Onumuzun birkaç videosunu çekmiştik. Kanalımızda vardı. Şimdi birkaç özelliği kaldı size göstermediğimiz. Hem ne kadar yükselebildiğini, ne kadar uzağa gidebildiğini test edeceğiz. Hem de iki tane otomatik modu var. Fotoğraf çekme ve video kayda başlatma. Onları deneyeceğiz. Güzel ve manzaralı bir video çekmeyi planlıyoruz. Hadi başlayalım. Evet, şimdi drone'umuzu kurduk arkadaşlar. Kumandamız. Evet, birinci telefonumuzu takalım. Öncelikle drone'umuzu çalıştıralım. Kamera çalışıyor. Şöyle size de gelin. Şimdi drone'umuzu çalıştıralım. Evet. Kamera çalıştırıyor. Çekiyor şu anda. Çok güzel. Fotoğraf çekme özelliği çalışıyor. Kamerasını çalıştırmayı deneyeceğim şimdi. Bakalım kamerasını çalıştıracak mı? Tam karşısında durmaya çalışıyorum. Ama drone sürükleniyor. Biraz şöyle stabil hale getirelim. Bakın bu hareket hali maalesef bu drone'un en önemli özelliği. Evet görüyorsunuz kamerasını çalıştıramıyorum. Yani kamera çalışma konusunda sıkıntı var. Biraz şöyle bana dönelim. Evet. Kamerasını çalıştıramadık gördüğünüz gibi. Biraz geri git. Evet, sağ ol canım. Biraz şöyle gel. Güzel. Şimdi videosunu başlatalım. Video kaydını. Manuel olarak. Evet, şu an video başladı. Şöyle diyeyim bakın en ufak bir rüzgarda çok hafif bir esintide drone'un stabilitesi bakın nasıl bozuluyor. Yere indirelim bunu. Evet. Yani çok hafif bir rüzgar çıktı ve hemen bu hafif rüzgarda hemen bundan etkileniyor. Biraz rüzgarın geçmesini bekleyelim. Evet, biraz düştüm bakalım. Şimdi kamerası çalışıyor görünüyor. Bakın ama uygulama biraz donuyor. Görevine beni çeksin. Biraz geri gitsin bakalım. Evet bakın şu anda beni görebiliyorsunuz. Mesela bir pili zayıfladığı zaman şu anda %37 birazdan pili bitecektir. Pili bitirme uyarısı verecek. Sağ pili zayıfladığı zaman sağa sola yaptığınızda irtifa kaybediyor. Bu genel özelliği bu drone. Biraz yükselsin bakalım. Biraz geri gitsin.
gelsin bakalım. Bakın şu an tam güç yükselmesi için talimat verdiğimde pili %30'a kadar düştü. %29 oldu. Şu an yükseliyor. Şu an 50 fitte yaklaşık. Biliyorum. Aksiyon kamerası şu an onu gösteriyor ama. Sağa sola doğru gitme eğilimi başlıyor. İyice yükselsin. Evet, şu anda 140 bitti arkadaşlar. Ve yükselmeye devam ediyor. Yükselmeye devam ediyoruz. Evet, şu an 210 bitti. 124'e düştü. Evet, şu an pil zayıf yaklaşıyor. 240-250 fitte, 260 fitte şu anda. Evet, maksimum yükseklikte olduğu için şu anda yükseltiği yarısı veriyor. Biraz şöyle etrafı görüntülesin bakalım. Evet, hemen sürükleniyor, bakın en ufak bir rüzgarda. Şimdi otomatik modda geri çağırıyorum. Başka bir yere doğru gidiyor inşallah. Düşmez. Çok hafif bir rüzgar çıktı. Bakalım neler olacak. Şu an tekrar geri gelmesi için komut verdim. Tam tepemde hala. Bakın uygulama, bahsettiğim konu bu. Bakın uygulama kapandı kendi kendine. Şu an drone'la bütün irtibatı kaybettim. Kumandan otomatik çağırma özelliği mi? Drone'u çağırmaya çalışıyorum. Evet, şu anda alçalmıyor da. Yukarıda kaldı, bakalım neler olacak. Evet, geliyor. Geliyor ama nereye geliyor? Bakalım, gelsin bakalım. Tam bu noktadan kaldırmıştık. Ama o noktaya tam inebilecek mi? Biraz rüzgar esiyor. Evet, heyecan doğrultuda. Bu drone, eyvah, şu an bir rüzgar çıktı. Bakın rüzgar çıktığı anda duruyor. Alçalmayı bırakıyor. Evet, şu anda yaklaştı. Bayağı yaklaştı. Uygulama kapandığı için video kaydı da kapandı arkadaşlar, görüyorsunuz. Evet, şu anda inme talimatı veriyorum ama şu an çok sağlıklı bir tanıtımız olduğu söylenemez. Evet, alçalıyor. İniyor. Gördüğünüz gibi drone'u her uçurduğumda ciddi bir aksiyon yaşıyorum. Evet, şu an evin çatısında olduğum için onu ben yakalayacağım. Evet, şu anda drone'u yakaladım. Motorlarını kapatıyorum. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi bakın uygulama şu anda gitti. Kayıt aldı. Bunu bilemiyoruz. Yani şu an bakın uygulamayla bağlantımız koptu. Şarjımız %47'ye yükseldi bu arada. Bakın uygulamanın şeyi bu maalesef. Handikapı bu. Bu drone'un kablosu. Yeniden kamera kaydını başlatmaya gerekiyor. Evet, şu anda kamerası kayıt yaptı. Bunu göreceğiz. Evet, şu an video kaydı başladı. Evet, şu anda niye böyle bir tepki verdi?
Evet, şimdi ne kadar yüksekliğini, ne kadar yükselebileceğini test ettik. Şimdi ne kadar uzağa gidebileceğini şöyle test edelim. Şöyle ortamı da görmeniz açısından şöyle bir çekim yaptığımız yeri de gösterelim arkadaşlar. Biraz daha uzaklaştırıyorum. Evet, mesafesel olarak yaklaşık 1 kilometre çapına yakın bir uzaklık da diyebiliriz. Şimdi drone'umuzu geri çağıralım otomatik çağırma moduyla. Evet, zaten şu anda uyarı verdi ve geri geliyor. Evet. Evet, hızla geliyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde geliyor. Çok stabil bir dönüş mü bilmiyorum. Bakalım. Kaldırdığımız yere geri inebilecek mi? Çünkü rüzgar esiyor. Şu an drone'un kamerası açık. Evet, geliyor. Evet, bayağı geliyor ama biraz sıkıntılı geliyor. Sanki burayı tutturamayacak gibi. Bakalım, göreceğiz. Her şey olabilir, heyecan dorukta. Ben şu tarafta durayım. Evet, şu anda vazgeçti. Ve fikir değişikliğine gitti. Neden yükseliyor? Sanıyorum konumunu tam ayarlamaya çalışıyor. Şu anda sakin ve sağ salim drone'umuzu yakaladık arkadaşlar. Şu an arkadaşlar, Ordu'da köyümüzde bu çekimi yaptık. Özellikle yaklaşık 2 aydır kullanıyoruz ADN 58 4K Pro'yu ve bir başlangıç drone olduğunu zaten söylemiştik. Drone'un handikaplı yanları, yani olumsuz yanları, bunlardan biraz bahsedebiliriz. Çekim kalitesi videolarda var, yorum sizin. Bunun dışında drone'un yaklaşık 80 metre, 90 metre civarında yükseldiğini, yaklaşık 500 metre yarı çaplı uzaklaştığını söyleyebiliriz. Yalnız ani hava değişimlerinde, mesela güneş var diyelim ki, güneşin önüne bulut gelip de bir anda gölgeli bir havaya dönüştüğünde drone'un kendi yükseklik algısını kaybettiğini görüyoruz. Ve zaman zaman düşebiliyor. Bu birinci konu. İkinci konu, şarj süresi yaklaşık bir pille yaklaşık 10 dakika, bazen 15 dakika oluyor. Bu iki konu belki dikkate alınabilecek noktalar. Bunun dışında uygulama zaman zaman donuyor. Uygulamanın, telefondaki uygulamanın çok verimli çalıştığını söyleyemem. Özellikle telefonla senkronize olma, telefona bağlanma hızlarında zaman zaman sorun oluyor. Kamerası yine aynı şekilde. Kamerayı başlatıyorsunuz. Sonra hafıza kartını alıp bilgisayara taktığınızda görüntü olmadığını görüyorsunuz. Halbuki kamerayı çalıştırmış oluyorsunuz. Rüzgarlı havalarda, belki de en büyük handikapı bu, rüzgarlı havalarda drone çok sürükleniyor. Zaten çok hafif, 260 gram. Çok sürükleniyor, çok sallanıyor. Kontrolünü çok çabuk kaybediyor. Bunlar drone'un handikaplı yanları, belki kötü yanları diyebiliriz. İyi yanlarına gelecek olursak, iş görüyor mu? Evet, çekim yapabiliyoruz. Yani çok rüzgarlı havalar olmadığı sürece, çok yüksek yerlerde olmadığımız sürece güzel çekimler yapıyoruz, eğlendiriyor. Çok da böyle basit bir görüntüsü yok o anlamda. Drone'un özelliklerine gelecek olursak, kamera fotoğraf çekme modu özellikle. Zaten drone uçarken uygulama üzerinden fotoğraf çekebiliyorsunuz, onda problem yok. Ama şu yakındayken kendi kendine fotoğraf çekme, el işaretiyle kamerayı başlatma modları çok böyle verimli çalışmıyor. Bunların çalışması için drone'un çok stabil uçuyor olması gerekiyor. Sarsıldığında ve rüzgar olduğunda, sürüklenirken falan bunlar çalışmıyor arkadaşlar. Yine drone'un rota çizme ve otonom uçuş özellikleri var, biliyorsunuz. Bunlar kanalımızda videosu var. Bunlar güzel çalışıyor. Bunlarda bir problem yok. Kodladığınızda doğru bir şekilde bunlardan verimli sonuç alabiliyorsunuz. Tasarım olarak da güzel bir drone. Yani baktığınız zaman ışıkları vesaire, kamerası, kamerasının manuel ayarlanabildiğini daha önce söylemiştim. Yani bir başlangıç drone olarak alıp kullanabilirsiniz ve size drone kullanma konusunda çok şey katacağını düşünüyoruz. Demiş olduğumuz özellikleri ve başka özelliklerine dair başka videolarda
kanalımızda mevcut. Bugünlük burada bitiriyoruz. Videomuzu beğenmeyi, bize abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz karavana ve karavancılığa dair videolar çekiyoruz. Başka bir videoda, başka bir belki analiz videosunda görüşürüz.